Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz yazlık yeleğin anlatımını yapacağım. Böyle salaş bir yelek, uzun bir yelek yaptım. Uçları püsküllü. Bunun boyunu uzatıp kısaltmak tamamen sizin elinizde. Yeleğimiz tek bir parçadan oluşuyor. Komple hepsini başlıyoruz. Sadece kol oyuntusuna geldiğimizde üçer parça halinde örüyoruz kol ve sırt bölgesini ayırmak için. Gerçekten çok hoş bir model. Alize Diva Plus ipi kullandım ve yaklaşık 6 yumak gitti yeleğime. Ama yazlık gerçekten kurtarıcı. Her kombinle giyebileceğiniz bir model oldu. Şöyle uçları salaş aşağıya kadar iniyor. Ben uzun yaptım. Siz dilerseniz boyunu kısaltıp daha kısa bir yelek haline getirebilirsiniz. 38-40 beden yaptım ben bunu. 40-42 bedenler için ise yine aynı sayıyla başlayıp sırt bölgesindeki sayıları arttırarak ben 60 ilmekle yaptım. Arka 60 ilmek, yanlar 75 ilmek. Yanları 70 ilmek yaparak arkayı da 70 ilmeğe çıkartabilirsiniz. Bu şekilde beden büyümüş olacak. Gerçekten çok hoş ve kullanışlı bir yelek oldu. Şimdi dilerseniz ayrıntılı bir şekilde yeleğimizi yapmaya başlayalım. Evet hanımlar, şimdi yeleğimizin yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi yeleğimizin böyle hani durduğuna bakmayın. Çünkü ütülenince bu böyle açılacak ve gayet güzel bir görüntü elde edecek. Bakın bu şekilde. Böyle hani kırışık falan durabilir ama gerçekten ütüleyince çok güzel bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi ben bunu 38 ve 40 numaraları 40 numaralı bedenler için yaptım. 210 zincirle başladım. Siz 40 beden ve üzeri, yani 40-44 beden yapacaksanız eğer 250 zincirle başlayabilirsiniz. Şöyle ipim Alize Diva Plus. Renk numaram da 525. Bir de Alize'nin Diva olanı var. Alize Diva'nın Diva Plus'tan farkı bir tık daha ince olması. Bu şekilde. Bakın. Daha ince olması. Ben Plus'ta yaptım. Biraz daha böyle kalın durmasını istedim. İkisi de yazlık bir ip. İkisiyle de yapabilirsiniz. Eğer Diva ile yapacaksanız 3 numara tığ kullanın. Ben Plus'la yaptığım için, biraz daha kalın olduğu için ipim 3,5 numaralı tığ kullandım hanımlar. Bu ip biraz daha kalın olduğu için benim verdiğim sayıları bu iple yaparsanız biraz daha küçük olacaktır. Hani ben daha uzun ve salaş olmasını istediğim için hem boy oranını arttırdım hem de zincir sayısını arttırdım. Bu şekilde bakın şöyle çaprazlama trabzanlar yapıyoruz. Ve bu şekilde kilitleyip çektiğimiz ilmeklerimiz var. Bir nevi trabzan gibi görünüyor. Evet, 210 zincirle başladım. 4 sıra bu şekilde ilmek uzatarak devam ettim. 4 sıra sonra 2 sıra böyle çapraz trabzanlar yaptım. Sonra tekrar 4 sıra ilmek uzatarak devam ettim. Bu şekilde sıraları tekrarladım. Ben biraz uzun olmasını istediğim için bakın şöyle 1, 2, 3 ve 4 kez çapraz trabzanlar yaptım. Siz daha kısa olsun isterseniz 3. çapraz trabzanda bırakıp kol kesimine başlayabilirsiniz ki bu ütüleyince zaten açılacak da. Dediğim gibi ben uzun giydiğim için biraz daha uzun olmasını tercih ettim hanımlar. Bu şekilde şimdi ben yaptım. Bakın kol kesimine kadar geldim. Ve buraya kadar 4 tane yumak kullandım ben. 4 yumak kullandım. Kol kesimine başlayacağız.
Ya bir bu kadar daha yaparız sanırım diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi ben aynı renk ipimle size küçük bir modelle başlayacağım. Çünkü bunu yaptım ki fazla vakit kaybım olmasın, daha hızlı bir şekilde öreyim diye size küçük bir yerden bir parçayla göstermiş olacağım. Evet. Şimdi zeminde ilk başlarken hanımlar dediğim gibi 210 zincirle başladım. Zincirlerim gayet gevşek. Bakın şöyle alıp bırakıyorum. Sıkı yapmayacağız çünkü ilk sırada kasmasın diye, kötü bir görüntü oluşmasın diye gayet gevşek alıp bırakıyoruz. Bakın bu şekilde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yeter sanırım. Ya da 17, 18, 19, 20. Evet, ben 20 tane yaptım. Siz 210 tane yapın. Şimdi zincirimizi yaptık, bitirdik hanımlar. İlk sıramıza başlıyoruz. Bakın bu şekilde ilmeğimi uzattım. İpimi aldım. Hemen sıradaki zincirin içine batıp tığımla ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çekip kilitledim ve uzattım. İlk başlangıçta bu şekilde örüyoruz. Kapattım ve bir zincir çektim. Tekrar ilmeğimi aldım, ipimi aldım tığımın başına. Bakın sıradaki zincirimin içine batıyorum. Bir zincir çekip kilitledim ve ilmeğimi uzattım. Bir, iki kez çıktım. İpimi aldım. Sıradaki zincirimin içine battım. İlmeğimi çıkardım. Bir zincir çekip kilitledim ve ilmeğimi uzattım. Bakın ilk ikisini birlikte aldım. Sonra ikisini birlikte. Tekrar sıradaki zincirimin içine battım. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. İki kez yaptım. Tekrar bir zincir çektim. İpimi uzattım. Bir, iki. Yani trabzanın uzun hali olmuş oluyor. Bir zincir çektim. Bakın ilmeklerimizin hepsini aynı boyda yapmamız gerekiyor. Bunun için şöyle şu parmağımla tutuyorum ve ipimi gevşek bırakacağım. Bu şekilde bir zincir çektim. Bakın uzattım. İlk iki ilmeği, sonra iki ilmeği aldım. Evet, ilk sıramız bu şekilde. Zincirlerimiz bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. 210 zincirimize 210 tane uzatmalı trabzanımızı yapıyoruz hanımlar. Ve kol ayrımına kadar, arka beden ayrımına kadar bu ilmek sayılarımız bu şekilde devam edecek. Değişmeyecek yani eksiltme ya da arttırma vesaire hiçbir şey olmayacak. Evet. Bunu tam tamına 4 sıra yapıyoruz. 4 sıra sonra çapraz trabzanlarımızı yapacağız. Evet, bakın bu şekilde. Evet, ilk sıramızı tamamladık. Evet. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Kusura bakmayın, bu aralar boğazımda çok gıcıklanmalar oluyor. Sesim kısılıyor. Evet, şimdi ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. Bir tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Yine bakın ilk kenar ilmeğimi uzatıp ipimi tığıma doluyorum. Ve bakın ilk trabzanın, uzun trabzanın yanındaki boşluğa batıyorum. Şuraya.
Battım. Bir zincir çekip kilitledim, ilmeğimi uzattım ve bu şekilde hepsini birlikte örüp bir zincir çektim. Kenarlar bu şekilde olacak hanımlar. Sonra sırayla bakın her trabzanın şu ara boşluklarına batarak aynı şekilde uzatmalı trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bakın. Şu ara boşluklara batıyoruz. Bu şekilde 4 sıra devam edeceğiz. Şimdi ben sıra sonunda nasıl yapacağımızı da göstereyim size. Daha sonra sonlandıracağım. Ya da direkt 2 sıradan sonra size çapraz trabzanları göstereyim. Hiç 4 sıra yapmama gerek yok. Anlamışsınızdır inşallah. Anlatabilmişimdir yani. Bu şekilde bakın her uzun trabzanımın arasına şöyle batarak trabzanlarımı yapıyorum. Şu an ikinci sırasındayız. Az olduğu için tığım çıkıyor. Şöyle sarayım parmağıma. Evet. Aldığımız ilmeklerin uzunluklarının aynı boyda olmalarına dikkat edelim. Evet, bakın son boşluğa trabzanımı yaptım. Bir tane de şunun içine yapıyorum hanımlar. Şu kenardaki trabzanın şu ortasına batıp bir tane de orada yapıp bitiriyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi ben 2 sıra yaptım. Siz 4 sıra yapıyorsunuz dediğim gibi. Şöyle 4 sıra yapıyorsunuz. Şimdi çapraz trabzanlarımıza başlayacağız. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekip modelimi çeviriyorum. 1, 2 ve 3 kez tığımın başına ipimi doladım. Bakın şu ilk trabzanımı saymayacağım. Zincir çektiğim trabzanı saymayacağım. 1 ve 2. Bakın 1 ve 2 trabzan atladım. 3. trabzanıma batıyorum. Ve burada 7'li trabzan yapacağım. Bakın bir tane tek aldım. Bir tane çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Ve tekrar bir çift. Bakın uzun bir trabzan oluşturdum. 7'li trabzan. Tekrar tığımın başına ipimi 3 kez doladım. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Yine 7'li trabzan. Tek, çift, tek, çift, tek, çift ve tekrar çift. Bakın 2 tane yan yana 7'li trabzanımı yaptım. Yine tığımın başına 3 kere doladım. Şimdi geriye dönüp bakın burada 2 tane trabzan atlamıştık. İlkine batıyorum. Bakın bu ikincisi. Hemen ilk trabzanıma batıp yine tek, çift, tek, çift, tek, çift ve çift. 1, 2, 3 kez doladım. Bakın yanındaki son boş trabzanımın içine batıyorum. Tek, çift, tek, çift, tek, çift ve çift. Evet, bakın bu şekilde. 1, 2, 3 kez doladım. Yine 1, 2 trabzan. Bakın arada 2 trabzan atlayıp 3. trabzanıma battım. Tek, çift, tek, çift, tek, çift ve çift. 1, 2, 3. Yine hemen yanındakine tek, çift, tek,
çift, tek, çift, çift. Yine üç kez doladım, bakın geri geliyorum. Atladığım iki trabzana tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Bakın ilkine battım. Çift, tek, çift, tek, çift, çift. Üç kez doladım. Yine son trabzanıma batıyorum. Tek, çift, tek, çift, tek, çift, çift. Evet, bakın iki tane çapraz trabzanımızı oluşturduk bu şekilde. Yine üç kere sardım. İki trabzan atlayıp üçüncüye batıyorum. Yanındakine bakın, tek, çift, tek, çift, tek, çift, çift. Üç kez doladım, geri dönüyorum. Atladığım trabzanın ilkine batıyorum. Yine tek, çift, tek, çift, tek, çift ve çift olarak. Yani bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'li trabzan yapmış oluyoruz. Yine 2 tane atladım. Bakın 1, 2 tane atladım ve üçüncüsüne batıp yine trabzanlarımı yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde toplamda 52 tane hanımlar. Şöyle bakın saydığımızda 1, 2, 3 diye saydığımızda benim burada toplam 52 tane çapraz trabzanım var. Benim sayılarımla yapıyorsanız eğer. Tekrar geri gittim. Şimdi bakın bu sıramız bu şekilde bitti. Bakın şurada da göstereyim size. Evet bakın sıra sonu bitişim burası. Çapraz trabzanımı bitirdim hanımlar. Bakın şöyle bir inceleyin şurayı. Bakın iki tane tek trabzanım var. Daha sonra çapraz trabzan yapıyorum. Şimdi bunun için ne yapıyoruz? Bakın bitti sıramız. İkinci sıramıza başlıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığımın başına 3 kez doladım. Bakın ilk trabzanımda zaten zincirimi çektim. Şimdi ikinci trabzanım burada. Ona bir tane trabzan yapıyorum. Bir tek, çift, tek, çift, tek, çift, çift. Bakın zincirle birlikte iki tane trabzanım oldu. 1, 2, 3 kez doladım. Şimdi bakın. Şurada iki tane ön trabzanım var. Şurada da iki tane arka trabzanım var. Bakın şurası. Şu trabzanın arkasındaki trabzanlar. Arkadaki iki trabzana bakın. 1, 2 tane atlıyorum. Arkadaki trabzanıma batıyorum. Yine bir tek, bir çift olarak 7'li trabzanımı yaptım. Yine tığımın başına 3 kez doladım. Bakın 2 trabzan atladım. 3.'ye battım. Hemen yanındakine batıyorum. Tek, çift, tek, çift, tek, çift, çift. 3 kez doladım. Şimdi bakın geri geliyorum. Atladığım 2 trabzana. Yedili trabzanımı yapıyorum. Artık yedili trabzanı anlamışsınızdır. Tek çift olarak anlatmadan geçiyorum. Evet. 3 kez doladım. Bakın yine 2 trabzan atlayıp 3.'ye batıyorum. Yanındakine batıyorum.
Pardon, çıktı. Tekrar yapacağım. Üç kez doladım. Şimdi geri dönüyorum. Bakın, bıraktığım iki boş trabzana yine aynı şekilde yedili trabzanımı yapıyorum. Üç kez doladım. Son boş trabzanıma yapıyorum. Evet. Yine üç kez doladım. Bakın, yine iki tane atlayıp üçüncü trabzanıma batıyorum. Ve yedili trabzanlarıma devam ediyorum. Üç kez doladım. Yanındaki trabzanıma battım. Üç kez doladım. Bakın, geri döndüm. Atladığım iki trabzana aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Evet, şimdi atladığım ikinci trabzanıma aynı şekilde trabzan yapıyorum. Evet. Bakın, şimdi burada iki tane trabzanım boş kaldı. Bir tane de zincirim var. Üç kez doladım. Burada artık çapraz trabzanlarımız bitti. Sıra sonuna geldik. Şöyle iki tane trabzanım var. Oraya normal iki tane trabzan yapıyorum. Pardon, üç kere dolamadım. Evet. Tekrar üç kere doluyorum. Bakın, yanındaki trabzana bir trabzan yapıyorum. Tekrar üç kere doladım. Bakın, şimdi de bu zincire bir trabzan yapacağım. Şöyle hemen zincirin tepe noktasına şöyle batıyorum. Çift tek, çift tek, çift ve çift. Bakın, üç tane tekli trabzan yaptım. İkinci çapraz trabzanların sıra sonunda. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Bakın, bu şekilde. Şimdi hanımlar, bir tane zincir çektim ve döndüm. Yine şu uzun trabzanlara başlayacağız. Bakın, ipimi uzattım. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yere batıyorum. Bir zincir çekip uzatıyorum ve hepsini birlikte kapattım. Sıra başlarımız böyle oluyor. İpimi aldım. Hemen yandaki trabzanın tepesine battım. Bir zincir çekip ipimi uzattım. Kapattım. Tekrar yandaki trabzana battım. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. İki kez çıktım. Alt sırada yaptıklarınızın aynısı. Bakın, ipimi alıyorum. İlk iki ilmeği, sonra iki ilmeği. Evet, bu şekilde. Bütün örnek bu hanımlar. Gayet basit ve örülmesi gerçekten zevkli bir model. Evet, sonra yine bunu 4 sıra devam ettireceğiz. 4 sıra sonra, bakın, burada nasıl başlamışsak 7 zincir çekip döndük. İlk 2 trabzanı atlayıp 3.'ye ve 4.'ye trabzan yaptık. Sonra tekrar geri döndük. Yani burada yaptığımız işlemin aynısını yukarıki sıralarda da yapacağız. Takılırsanız eğer videoyu başa alıp nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz tekrardan. Bu şekilde, dediğim gibi, ben uzun istediğim için şöyle 1, 2, 3 ve 4 tane çapraz trabzan sırası yaptım. Siz daha kısa isterseniz 3 tane yapabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi kol ayrımını yapacağız birlikte.
Önce önleri ayırmakla başlayacağız. Şurayı bir tamamlayayım. Bakın sıra sonunda yine şöyle 3 tane trabzanımı yapıyorum. ...210 ilmeğimiz var dediğim gibi toplamda. Bunların 80 ilmeklerini önlere, yani 80-80, 160 ilmeğini öne ayırıyoruz. Geri kalan 50 ilmeği de arkaya ayıracağız hanımlar. Yani 80 sağ tarafta örerek uzatacağız, 80 sol tarafta örerek uzatacağız. Ortada da, sırt kısmında da 50 tane ilmeğimiz olacak. Evet, bir zincir çektim ve dönüyorum. Şöyle kucağıma alayım. Yine aynı şekilde uzatarak ilk ilmeğimi başlıyorum. Hemen trabzanın tepesine batarak bu şekilde bütün ilmeklerimi alarak kapattım. Bakın bu bir. Uzatıyorum. İki. İki topladım. İki. Bu şekilde sayarak toplamda 80 tane ilmeğimiz olana kadar öreceğiz. 80 ilmeğimiz olduktan sonra döneceğiz. Bir üst sıraya geçeceğiz. Yani kol boyunu bu şekilde uzatacağız hanımlar. Bakın toplamda ne yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane yaptım. Şimdi 70 tane daha yapacağım. Daha sonra geriye döneceğim. Onu tekrar sizlerle paylaşacağım. Toplamda 80 tane bu şekilde uzun trabzanlarımızı örelim. Devam edelim. Evet hanımlar, önü bitirdim. Ben 80 trabzan dedim ama 75 trabzan yaptım. Çünkü arkanın hani çok sık olmasını istemedim. Belki sık olur, hani rahat hareket edilmez. O yüzden 75 tane yaptım. Bakın şuradan şuraya kadar 75 tane trabzanımı, uzun ilmekli trabzanımı yaptım. Şimdi yine bir zincir çekip dönüyorum. Aynı şekilde ilmeğimi uzattım. Bakın şöyle hemen ilk orta noktaya batıp bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp hepsini birlikte toplayıp bir zincir çektim. Daha sonra devam ediyorum. Şöyle aralara, yine alt sıralarda yapmış olduğumuz gibi, bakın şöyle aralara batacağız. Evet, bu şekilde yine 4 sıra bunu yapacağız. Daha sonra çapraz trabzanlarımıza geçiş yapacağız. Evet, bu şekilde 4 sıra devam edeceğiz. Buralarda olduğu gibi 4 sıra sonra çapraz trabzanlarımıza geçeceğiz. Şimdi kol boyumuzu ne kadar uzatalım diye düşünüyorum. 4 sıra, evet, şu kadar yeterli sanırım. Bakın 4 sıra bu şekilde yapacağız. Şu boy olacak hanımlar. Görünüyor mu? Evet. Şu boy olmasını istiyorum. Bakın 4 sıra trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 sıra çapraz trabzanlarımızı yapacağız. Tekrar 4 sıra uzun trabzanlarımızı yapacağız. Ve 1 sıra da çapraz trabzan. Yani toplamda 2 kez uzun trabzan, 2 kez de çakma trabzan olarak şu boyda, bakın şöyle şu boyda kol altımızı yapmayı düşünüyorum. Ölçeceğim. Eğer çok uzun olursa şuradaki trabzanı yapmadan direkt ortada bir tane çapraz trabzan olacak şekilde şu boyda da yapabilirim. Onu yaparak anlayacağım ve size sayılarını vereceğim. Şimdi bu şekilde burayı uzatarak, bakın döne döne sadece şu kısmı uzatarak devam edeceğiz.
Uzunluğu bitince tekrar sizlerle sayılarını paylaşacağım. Evet hanımlar, omuz uzantımız bitti. Şöyle göstereyim sizlere. Şuradan şuraya kadar. Hem ön kısmı yaptık, hem de şöyle omuz uzantısını yaptık. Kol altıyla omuz arası uzantısını yaptık. Dediğim gibi bakın 4 sıra uzun trabzanlarımızı yaptık. 2 sıra çapraz trabzanlarımızı yaptık. Tekrar 4 sıra uzun trabzanlarımızı yaparak kol uzantımızı bitirmiş olduk. Kol oyuntumuzu yaptık aynı zamanda. Zaten şöyle ütüleyince açılacağı için bayağı bir genişleme olacak. Fazlasına da gerek yok. Çok sarkacak çünkü. Evet, önümüzü bu şekilde bitirdik. Şimdi arkaya geçtik hanımlar. Ön ilmek sayımız, trabzan sayımız 75'ti. Şimdi arka trabzan sayımızı 60 yapacağız. Diğer ön trabzan sayımız yine 75 olarak kalacak ve o şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkaya yine şöyle bakın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakın ön için buradan örmeye başlamıştık, geldik ve buradan geri dönmüştük. İkinci sırayla devam etmiştik. Şimdi şöyle kaldığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi 60 ilmek olacak arkası. Ben 50 ilmek planlamıştım ama hani çok kasar düşüncesiyle bir 10 ilmek daha fazlalaştırdım. Kenarlardan 5'er ilmeği arkaya verdim. Şimdi şöyle bir tane zincir attım. Ve bu şekilde şöyle ipimi de iple tığımın arasına alıp kapatıyorum. Uzun trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Bakın şöyle ipimi uzatıyorum. Şöyle uzattım. Hemen yanındakine, pardon, yanındakine değil, aynı yere. Aynı yere batıyorum bu şekilde. İkisini birlikte kapatıyorum. İpimi aldım. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine yine aynı şekilde kilitleyip uzattım. İki kere de kapattım. Diğerleriyle aynı. Hiçbir değişiklik yok. Evet, bu şekilde. Şöyle sayarak toplamda 60 tane trabzan elde edelim. 60 trabzanımız olduktan sonra geriye dönüp İkinci sıramıza devam edelim hanımlar. Toplamda 4 sıra oluyor. Evet, bu şekilde devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benim 7 tane olmuş. Dediğim gibi fazla çünkü vaktim yok, videoyu uzatamıyorum. 60 tane trabzan yapalım, dönelim. Bakın şuradaki gibi 4 sıra yapalım uzun trabzanlarımızı. Tekrar 2 sıra çapraz trabzan ve yine 4 sıra uzun trabzanlarımızı yapıp tekrar sıra sonunda ipimizi kesiyoruz ve diğer ön tarafa geçiyoruz. Diğer ön tarafa geçtiğimizde yine 75 tane trabzan zaten anca o kadar kalacak. Aynı burada yaptığımız ölçülerde uzunlukta yapıyoruz. Bitiriyoruz. Bittikten sonra ben oradan tekrar devam edeceğim sizinle. Üstten tekrar parçaları birleştirerek bir 10 santim kadar örmeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi arka parçamızı ve diğer yan parçamızı örmeye, anlattığım şekilde örmeye devam edelim. Daha sonra parçaları birleştirme kısmında tekrar sizlere göstereceğim. Evet hanımlar, parçaları bitirdim. Bakın şöyle 75 trabzanla ön parçayı yaptım. Şöyle 60 trabzanı da arka parça için ayırdım, yaptım. Tekrar 75 trabzan diğer ön parça için. Yani toplamda 210 ilmeğimiz olmuş oldu. Yani 210 ilmeğimizi ayrımlarda da devam ettirdik. Kol oyuntumuzu yaptık bu şekilde. Şöyle bakın 4 sıra uzun trabzanlar yaptık.
2 sıra çapraz trabzan yaptık. Tekrar 4 sıra uzun trabzan yaparak kol boyu uzantımı tamamladım. Şimdi bunları tekrar birleştirerek yaka kısmını yapacağız. Onu da ne kadar? 10 santim yapacağız. Şimdi uzun trabzanlarımın üzerine bu şekilde çapraz trabzan yapacağım 2 sıra ve tekrar 4 sıra uzun trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım. Yaklaşık 10 santim daha öreceğiz. Yaka kısmını fazla büyütmeye gerek yok, uzatmaya gerek yok. Bu kadar olması yeterli. Evet, 5. yumağımdan da şu kadar bir parçam kaldı. 6. yumağıma yetmeyecek büyük ihtimalle. 6. yumağıma da başlayacağım. 6. yumağım hem yeleğimi bitirecek hem de püsküllerini yapacağım onunla. Ama siz alize diva ile yaparsanız bu ölçüler size küçük gelebilir. Çünkü bu ip daha ince olduğu için o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle tekrardan çapraz trabzanlarımızla başlayacağız hanımlar. Yeleğimizin tersi düzü yok. Her iki tarafta aynı. Şöyle şu taraftan başlayalım. Bakın hemen ilk trabzanımın tepesine bu şekilde batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tığımın başına 3 kez doladım. 2 tane trabzan atlayıp 3. trabzanıma batıyorum. Tek, çift, tek, çift, tek, çift ve çift. Yani aşağıdaki sıralarda yapmış olduğumuz çapraz trabzanlarımızı aynı şekilde burada da devam ettiriyoruz. Evet, bakın 2 tane yan yana yaptım. Tekrar 3 kez doladım. Şimdi geri gelip ilk 2 trabzanımın tepesine yine yedili trabzanımı yapıyorum. Bakın ikincisine battım. Boş bıraktım. İkinciye batıyorum. Yine aynı şekilde 3 kez doladım. 1, 2 trabzan atlayıp 3. trabzanıma batıyorum. Şimdi bu sırada parçalarımızı tekrar birleştireceğiz hanımlar. 3 kez doladım. Bakın geri dönüyorum. İlk atladığım trabzanıma batıp yedili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 kez doladım. Yanındaki ikinci boş trabzanıma batıp yedili trabzanımı yaptım. Evet. Şimdi bu şekilde yaparak ilk parçamın son ilmeğine kadar gelelim. Bakalım trabzanlar nasıl düşecek. Ben bu son parçanın sonuna geldiğim zaman tekrar sizlere nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi bu şekilde çapraz trabzanlarımızı yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sona geldim. Şimdi 3 kez doladım tığıma. 2 trabzan atlayıp 3. trabzanıma batıyorum. Tekrar 3 kez doladım. Evet, şimdi tekrar bakın geri dönüyorum. İlk boş trabzanımın tepesine battım. Yanındaki boş trabzana batıyorum. Şimdi 3 kez doladım. Bakın burada bir tane trabzanım kaldı. Şimdi diğer parçayı alıyorum. Burada da bakın bir trabzan. Hani iki trabzan atlayıp üçüncüye batıyorduk ya. Şimdi bu ilk parçamda bir trabzanım kaldı. İkinci parçamdan da yani sırt bölgesindeki parçamdan da bir trabzan atlayıp ikinci trabzanıma batıyorum.
Şöyle göstereyim. İlk trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 kez doladım. Şimdi yanındakine batıyorum. Tekrar 3 kez doladım. Şimdi geriye dönüyoruz. Bak. İlk parçamdaki şöyle son trabzanıma batıyorum. Şimdi ikinci parçamdaki ilk trabzana, yani atlamış olduğum ikinci trabzanıma batıyorum. Bunu daha sonra bu şekilde aslında şuradaki iplerle şöyle koparttığımız iple şu şekilde bağlayarak birleştirebiliriz. Ya da dilerseniz dik edebilirsiniz. Ama bağlayınca sorun olmayacaktır. Evet, bakın bu şekilde. Parçalarımızı birleştirdik. Yine aynı teknikle sırt bölgesindeki parçamıza da çapraz trabzanlarımızı yapıyoruz. Yine aynı şekilde denk gelecek şekilde nasıl denk gelecekse o şekilde bununla son parçamızı da bağlantısını yapacağız. Ben yine kafanız karışmasın diye parça sonuna kadar yine trabzanlarımla geleyim. Burada tekrar devam edelim. Evet hanımlar, yine parça sonuna geldim. Sırt kısmımızın parçası son çapraz trabzanımı yaptım. 3 kez doladım. Bakın yine sıra sonunda bir tane trabzanım kaldı. Görüntüyü şöyle bir netleştirelim. Evet. Şimdi son parçamı alıyorum. Tıpkı diğer parçada olduğu gibi. Buradan da bir trabzan atlayıp şu ilk baştaki trabzanı atlayıp ikinci trabzanımı batıyorum. Yedili trabzanımı yapıyorum. Diğer parçada yaptığımız gibi. Yine 3 kez doladım. Yandaki trabzanıma batıyorum. Tekrar 3 kez doladım ve geri dönüyorum. Bakın, burada atladığımız son trabzanımıza batıyoruz. Tekrar şuradaki ilk trabzana batıyoruz. Evet. Burayı sabitleyeceğim. Hatta şöyle de yapabiliriz. 3 kez doladık. Şuradan şuraya da batabiliriz. Evet. Trabzanımızı yapalım. Oraları birleştirmek için diğer tarafta bağlamıştık. Bakın burada da bu şekilde olabilir. Yine devam ediyorum. Son parçamız. Son ön parçamız. Buraya da aynı şekilde çapraz trabzanımızı sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bakın şöyle sıra sonunda fazla kalırsa dediğim gibi 3 tane trabzanla bırakıp yukarıya çıkabiliyoruz hanımlar. Şöyle göstereyim. Yani alt sıralarda yapmış olduğumuz teknikle devam edeceğiz. Üzerine tekrar çapraz trabzan. Ardından şöyle 4 sıra uzun trabzan yapıp modelimizi tamamlayacağız hanımlar. Bitirelim. Dediğim gibi yaklaşık 10 santim daha öreceğiz. Yani şu kadar daha öreceğiz. Daha sonra bitireceğiz. Bitirdikten sonra sizlere göstereceğim. Püskülünü ve kenarına ne yapılabilir bilmiyorum ama hani gerek var mı? Bakacağım artık onu da ben bir düşüneyim. Kenarına bir şeye gerek var mı yok mu diye.
Daha sonra püskülleri de yapıp yeleğimizi tamamlayacağız. Evet hanımlar, bitirdim. Bakın şöyle kol açıklığından sonra 2 sıra çapraz trabzan ve 4 sıra da uzun trabzanlarımı yaptım. Ardından da şöyle her trabzanın bakın şu aralarına batarak bir sırada sık iğnemi gittim ki açılma yapmasın diye. Ütülenmemiş hali bunu ütüleyeceğim. Ondan önce size şimdi bakın şöyle 4 tane püskül yaptım ben. Size nasıl yapılacağını da göstermek istedim. 6. yumağımdan da bu kadar ipim kaldı. Sanırım yeterli olur. Püskülü sadece şu arka bölgeye yapacağız hanımlar. Yani basen altına gelen bölgeye yapacağız. Yanlara falan yapmıyoruz. Önlere yapmayacağız. Tabii tercih meselesi. İsterseniz oralara da yapabilirsiniz ama sadece alt bölgeye yeterlidir diye düşünüyorum. Evet, püsküllerimi 20 santim uzunlukta yapacağım. Bakın, bunların hepsi 20 santim. Şimdi şöyle göstereyim. Şuradan şöyle tuttuğumuzda, evet, bakın, şurada bitiyor 20 santim. Şurayı şöyle tutuyorum. Tekrar ipimi katlıyorum ve çeviriyorum. Burayı da bu şekilde katlıyorum. Toplamda 4 kat olacak. Siz daha dolgun bir püskül isterseniz 6 ya da 8 katta yapabilirsiniz. Evet, bakın döne döne bu şekilde 4 kat ipimi elde ettim. Hemen şöyle keseyim. Şuradan yeleğime sabitleyeceğim. Her püskülün arasına bakın şöyle 6 tane pardon 5 tane tekrar bir sayalım 3 5 evet 5 tane trabzan atlayarak yaptım. Şimdi bakın burada püskülümü yaptım. 1 2 3 4 5. trabzanım bu. Hemen şu zemindeki zincirden tığımı geçiriyorum bakın bu şekilde. Püskülümü tığıma takıyorum. Zincirimin içinden geçirdim bu kısmı ve şurada 4 kat olan ipimi, uzun ipimi bu şekilde alıp püskülümü yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde. Daha sonra bakın burada kapalı bir ucu var. Bunu da şöyle kesiyoruz. Evet. Dediğim gibi siz daha dolgun isterseniz 6 ya da 8 katla yapabilirsiniz. Ama bu yeterli böyle şık ve kibar oldu ince püskül. Şimdi 5 trabzan arayla şöyle şu sırayı komple püskül yapacağım. Sadece arka kısmı yapıyorum ben. Dilerseniz diğer yerlere de yapabilirsiniz. Bu şekilde püskülümü tamamlayayım, yeleğimi ütüleyeyim. Bitmiş halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet hanımlar, yeleğimiz bitti. Şöyle güzel de buharlı ütüyle de ütümü yaptım. Çok da güzel oldu. Büyük olduğu için tam ekrana sığmıyor ama gerçekten giyince üstte harika bir görüntüye sahip. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok şık, yazlık, hafif bir yelek. Güzel kombinlerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar. Yine videonun sonuna geldik. Şimdiden herkeslere kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.